Merhaba arkadaşlar. Şimdi MEP tüm detayları açıkladı. Haftada kaç gün eğitim olacak? Liselerde sınavlar nasıl zaman yapılacak? Yüzde eğitim hangi illerde yapılacak? Biz bunların hepsini paylaşacağız. Yani biz haftada kaç gün eğitim olacağını, liselerde sınavlar ne zaman yapılacağını, yüzde eğitim hangi illerde başlayacağını, hepsinin ayrıntısını bilgi vereceğiz. Çok bilgi paylaştılar. Çok ortalığı bayağı bilgilerle doldurdular. Biz elimizden geldiğince size bilgi vereceğiz. Yorumunuz falan varsa yorum kısmına belirtin. İyi seyirler gençler. Şimdi arkadaşlar öncelikle basın açıklamasına bakalım. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da il bazlı olarak yerinde kararlar uygulaması başlatılmıştır. Birazdan tabii arkadaşlar bütün şeyler var, tablolarımız var. Birazdan o tablolar üzerine de bilgi vereceğim. Hani burada anlamayan arkadaşlar tabloda net bir şekilde anlayacaktır. Bu kapsamda 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüzde eğitime başlanacaktır. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okula öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve lise yüzde eğitime gerçekleşecektir. Şimdi arkadaşlar bakın düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüzde eğitime bakın şimdi buradan başlıyorum. Şimdi de söyleyeyim düşük ve orta riskli şehirlerde ilkokul, ortaokul, lisenin hepsi açılıyor. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüzde eğitim. Okul öncesi öğretim kurumları tam zamanlı. İlkokullarda seyrettirilmiş sınıfla haftada 2 gün. Ortaokullarda 5-6. sınıflar seyrettirilmiş grupla halinde haftada 2 gün. Ortaokul 8. sınıflar seyrettirilmiş grupla halinde haftada 12 ile en az 12 saat, en fazla 22 saat olacak şekilde. Lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflar seyrettirilmiş grupla halinde haftada 2 gün. Lise 12. sınıflar seyrettirilmiş grupla halinde haftada en az 14, 16 saat, en fazla 24 saat olacak şekilde yüzde eğitim yapacaklardır. Peki bu düşük ve orta riskli okullarda yapılacak uygulamalar. Peki yüksek ve çok riskli uygulama tanımlanan illerde yüzde eğitim nasıl olacak? Okul öncesi eğitim kurumları tam zamanlı olacak. İlkokullarda seyrettirilmiş grupla halinde haftada 2 gün. 8. sınıflar seyrettirilmiş grupla halinde haftada en az 12 saat, en fazla 22 saat. 12. sınıflar seyrettirilmiş grupla halinde haftada en az 16 saat, en fazla 24 saat olarak başlatılacaktır. Özel girişimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullar ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüzde eğitime başlayacaktır. Tüm okul kademeleri ve sınıflar düzeyinde yüzde eğitim 2 Mart Salı günü itibaren başlayacaktır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada es geçmeyeyim. Burada okul öncesi öğretim, ilkokullar ve 8 ve 12. sınıflar açılacak arkadaşlar. Geri kalan sınıflar açılmıyor. Tekrarlıyorum. Yüksek ve çok riskli şehirlerde okul öncesi okullar, ilkokullar 8 ve 12. sınıflar açılıyor. Buradaki gibi 5, 6, 7'ler başlanmıyor. 9, 10, 11'ler başlanmıyor. Bu bilgiyi demiş olalım. Çok riskli şehirlerde. Liselerde sınavlar 8 Mart Pazartesi günü liselerdeki sınavlar arkadaşlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimize salgın tedbiri çerçevesinde yüzde eğitim yapılacak. Evet, tüm illerde 8 Mart Pazartesi günü sınavlar olacak liselerde. Köy ve seyrek nüfusu yerleşim yerlerinde eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulamaya devam edilecektir. Yüzde eğitim kapsamı dışında uygulanacak uzaktan eğitim devam edilecektir. Yüzde eğitim katılıp bütün illerde ve veli rızası bağlı olarak gerçekleşecektir. Yani eğitim isteğe bağlı arkadaşlar. Veliniz eğer gitmenizi istemiyorsanız veliniz okula gidip bir dilekçe verip oğlumun internet üzerinden devam etmesini istiyorum diye bir dilekçe vermesi halinde üniversite yani üniversite diyorum ilkokul, ortaokul, liseler online olarak devam edecektir. Ama sınavlar 8 Mart günü herkes için yüz yüze yapılacaktır. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey de paylaşıldı. Düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli diye paylaştılar. Biz bunu tabii hikayelerimize paylaşır YouTube'da oradan bakabilirsiniz ama biz gene bakalım. Düşük riskliler okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüzde eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıf okullar ve köy seyretilmiş nüfus yerlerdeki okullar yüzde eğitime tam zamanlı devam edecek. Bu düşük riskli yerler. İlkokullar 2 gün okula seyrettirilmiş sınıflar yüz yüze 3 gün uzakta eğitim. Yani 2 gün yüzde okulacak. İlkokullarda 2 gün yüz yüze 3 gün uzakta olacak. Ortaokullar 5, 6, 7. sınıflar 2 gün seyrettirilmiş grupla halinde yüz yüze 3 gün ise uzakta olacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada en az 12 en fazla 22 saat olacak. Seyrettirilmiş grupla halinde yüz yüze yapılacak. Hazırlıklar 9, 10, 11. sınıflar haftada 2 gün seyrettirilmiş grupla halinde yüz yüze yapılacak. 12. sınıflar haftada en az 16 saat en fazla 24 saat olacak şekilde yüz yüze yapacak. Destekleme ve seyrettirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyrettirilmiş grupla halinde yüz yüze yapılacak sınıflarda.
Orta riskli gruplar yine okul öncesi eğitim tam zamanlı yüz yüze, işte birleşmiş köy okulları tam zamanlı yüz yüze, ilkokula 2 gün okulda seyretilmiş, 3 günde evde olacak uzaktan. Ortaokullar 5, 6, 7. sınıflar haftada 2 gün seyretilmiş gruplar halinde yüz yüze, 3 gün uzaktan olacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada en az 12 saat, en fazla 22 saat olacak şekilde yüz yüze yapacak. Hazırlık 9, 10, 11. sınıflar liselerde haftada en az 12, en az 2 gün yüz yüze eğitim yapacak. 12. sınıflar haftada en az 16 saat, en fazla 24 saat olacak şekilde yüz yüze yapacak. Orta riskli gruplarda destekleme ve yerleştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyretilmiş gruplu halinde. Hepsinde de her 4 grupta da sınavlar seyretilmiş gruplu halinde gördüğünüz gibi yüz yüze yapılacak sınıf ortamında. Çok riskli okula bakalım. Okul öncesi yüz yüze olacak. İşte köy, kasaba gibi yerler yüz yüze yapılacak. İlkokullar 2 gün okula gidecek, 3 gün uzaktan olacak. Ortaokula 5, 6, 7 sınıflar online olacak. Tekrarlıyorum, yüksek riskli de 5, 6, 7. sınıflar tamamen online. Ortaokul 8. sınıflar en az 12, en fazla 22 saat olacak şekilde yüz yüze. Liselerde hazırlık 9, 10, 11. sınıflar tamamen online devam edecek. Yüksek riskli şehirlerde. Birazdan risk haritasını göstereceğim. 12. sınıflar en az 16 saat, en fazla 24 saat şekilde olacak şekilde yüz yüze destekleme ve yerleşme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak. Çok riskli yerlerde okul öncesi eğitime devam ediyor. Köyler okula devam ediyor. İlkokula 2 gün okula gidecek, 3 gün online. Ortaokula 5, 6, 7. sınıflar yine online. 8. sınıflar en az 12, en fazla 22 saat olacak şekilde yüz yüze. Hazırlık 9, 10, 11. sınıflar yine online devam. Aynı yüksek risk değil aynı arkadaşlar. 12. sınıfta en az haftada 16, en fazla 24 saat olacak şekilde yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek ve sınavlar seyretilmiş grup halinde yapılmaya devam edecek. Yani umarım anlamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar zaten bunu az önce söyledik. Düşük riskli listeyi falan söyledik. İşte düşük riskler neresi? Mesela arkadaşlar açılacak iller mesela düşük riskli ve orta riskli. Bu illerde eğitimler arkadaşlar yüz yüze eğitim olacak. 8. sınıflar, benim ilkokul, ortaokul, lisenin hepsi bu illerde açılacak. Düşük riskli iller: Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Van, Bitlis, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Uşak. Orta riskli iller: Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Kars. Arkadaşlar düşük risklerdeki iller ve orta risklerdeki bu bütün illerde ilkokullar, ortaokullar, liseler bütün eğitimleri yüz yüze olacak şekilde bugün itibariyle başlamıştır. Sınavlar 8 Mart Pazartesi günü bütün illerde başlayacak arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Düşük illerde ve orta illerdeki bütün sınıflar, ilkokul, ortaokul, liseler hepsi başlamıştı. Bütün herkes okula gidecek. Bu illerde kimler bu illerde yaşıyorsa hepsi okula gidecek. Sınavlar 8 Mart Pazartesi günü başlayacaktır. Dediğim gibi ilkokul, ortaokul, liseler düşük riskli iller ve orta riskli iller olarak planladığımız bu illerin hepsinde okula gidecektir. İlkokullar, ortaokullar, liseler 1. sınıftan 8. sınıfa kadar, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar düşük riskli illerde ve orta riskli illerde okula gideceklerdir. Sınavlar 8 Mart Pazartesi günü başlayacaktır. Zaten risk haritamızda burada, biz sizin için burada hepsini paylaştık. Siz eğer bu illerden birinde yaşıyorsanız da okulunuz kesinlikle açılıyor. Sınavınız varsa pazartesi günü başlıyor. Geri kalan yüksek ve çok riskli şehirlerde ise arkadaşlar, yani bu turuncu ve kırmızı yerlerde sadece 5, 6, 7'ler ve 9, 10, 11'ler açılmıyor. Tekrarlıyorum. Yüksek ve çok riskli şehirlerde 5, 6, 7. sınıflar ve 9, 10, 11. sınıflar açılmıyor. Geri kalan bütün sınıflar açılıyor. 8 ve 12. sınıflar tüm illerde açılıyor. Tekrarlıyorum. 8 ve 12. sınıflar tüm illerde açılıyor. İlkokullar ve 8 ve 12. sınıflar tüm illerde açılıyor. Düşük ve orta riskli, yani mavi ve sarı olarak görüken illerde ilkokullar, ortaokullar, lisene hepsi açılıyor. Turuncu ve kırmızı, yani yüksek ve çok yüksek yerlerde ise 5, 6, 7. sınıflar ve 9, 10, 11. sınıflar dışında bütün sınıflar açılıyor. 5, 6, 7. sınıflar online, 9, 10, 11. sınıflar online yüksek ve çok riskli şehirlerde. Dediğim gibi arkadaşlar zaten burada hani neyin ne olduğunu açık şekilde göstermişler ama biz burada pek değinmeyeceğiz. Paylaştıkları tablo olduğu için pek değinmeyeceğim. Hani burası bir formalite cevabı bıraktık. Siz tabii daha ayrıntılı bakarsınız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıntılı bir şekilde değindim. Buradaki illerin hepsini açılacağını, ilkokul, ortaokul, liselerin. Geri kalanlarda 5-6. sınıflar, 5-6-7. sınıflar online.
9-10-11. sınıfta online. Tekrarlıyorum, düşük illerde ve orta seviyeli illerde tüm eğitim kurumları açılıyor. Yüksek ve çok riskli illerde sadece 5-6-7. sınıflar ve 9-10-11. sınıfta online olacak. Geri kalan tüm illerde açılıyor. 8 ve 12. sınıflar kesinlikle tüm illerde açılıyor. İsterse yüksek, isterse çok yüksek olsun. 8 ve 12. sınıflar tüm illerde açılıyor. Sınavlar 8 Mart Pazartesi günü başlayacak. Eğitimimizde de bugün başladınız arkadaşlar. Bu yarın da itibaren yine gitmeye devam edeceksiniz. Dediğim gibi 8 ve 12. sınıflar bütün illerde açılıyor. Geri kalanlar bütün illerde açılıyor. Sadece yüksek ve çok riskli illerde 5, 6, 7. sınıflar, 9, 10, 11. sınıflar online'a devam ediyor. Geri kalan tamamen açılmış. Tabii siz bu tabloları durdurup şu tabloyu durdurup da ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Görüş ve öneriniz varsa yorumlar kısmına belirtin. Ben çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Haftada kaç gün eğitiminiz olacağını, liselerde sınavların 8 Mart günü yapılacağını, yüzde eğitimde hangi illerde başlayacağını, zaten illeri gösterdik. Bakın illeri burada. Bu illerde tüm okulların açılacağını söyledik. Bakın şurada. Düşük riskli iller ve orta riskli iller diye hepsini anlattık. Siz de bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumunuz falan varsa yorumlar kısmına mutlaka belirtin. Takipte kalmaz dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.